Bugün ilginç bir konumuz ve ilginç bir konuğumuz var. Sayın Esin Sönmez ile beraberiz. Esin Hanım beden eğitimi öğretmeni. Aslında yaptığı iş bu. Fakat daha sonra kendisini geliştirerek kendisine farklı iş kolları ve iş alanları açmış. Efendim. Esin Hanım, buyurun dinliyoruz efendim size. Evet, merhabalar. Ben evet spor hocasıyım. Aynı zamanda Kuzey Anadolu Hastaneler Birliği'nin 13 yıl süresi içerisinde yani İstanbul, Siyah, Mersek ve Haydarpaşa Numune Hastanelerinin vakıf öğretmenliğini yani spor hocalığını yaptım. Fakat hep insanlara dokunmak, insanların bir şekilde yardımcı olabilmek adına bir eğitim aramaktaydım. Bu bir Alman ekolü, Dorn Terapi adı altında. Şükürler olsun ki İstanbul'da bunun eğitimini de alabileceğimiz bir mercayı bulabildik. Dolayısıyla oradan bu eğitimimi aldım. Bu eğitimin çok özellikle mekanik sistemini size isterseniz kısaca anlatayım. Bizim bir doğuş anımız var, şeklimiz var, bir fizik bedenimiz var, bir de ruh bedenimiz var. Şimdi fizik bedenimizde omurlarımızın, yani hepsinin düzgün ve aynı hizada olması lazım. Çünkü omurlar hep esnek olan bir mekanizma. Dolayısıyla bu fizik beden çok akıllı bir beden. Ne yapılması gerekli? Doğuş anında nasıl doğduysak leğen kemiklerimizin hepsinin yuvalarında ve eşit olarak durması gerekiyor. Fakat biz zaman içerisinde yürüyoruz, koşuyoruz, işte takılıyoruz, bacak bacak üstüne atıyoruz. Veya affedersiniz popo cebinde cüzdan, anahtar, işte cep telefonu gibi bir takım şeyleri taşıdığımız süreç içerisinde leğen kemiklerinden sağ veya sol bilemiyorum yerinden oynuyor. Yerinden oynadığı zaman sağ veya sol hangi taraf oynadıysa o bacak aşağıya doğru uzamış oluyor. 1 santim, 1,5 santim, 2 santim, 3 santim gibi. Dolayısıyla demin de bahsettiğim gibi fizik beden çok akıllı olduğu için tam kuyruk sokumu sakrumdan itibaren hangi tarafa yönelme olduysa o sakrum, kuyruk sokumu ve birinci omurdan itibaren ta ki C1 atlas yani bizim başımızı taşıyan ilk omurumuza kadar beden o tarafa doğru yöneliyor. Sağ veya sol. Bu sefer ne oluyor? Kan doğru akamıyor. Enerji doğru akamıyor. Ve dolayısıyla bilmediğimiz birçok hastalık ve aynı zamanda boyun düzleşmesi, migren, bel fıtığı, boyun fıtığı gibi birçok hastalık, diz eklemleri, işte her türlü hastalığa sebebiyet verecek olan. Çünkü enerji doğru akamıyor, kan doğru akamıyor. Ve birçok hastalığa sebebiyet veriyor. Bizim yapmış olduğumuz bu tekniğin en önemli özelliği bacak boylarını eşitliyoruz. Bacak boyunu eşitledikten sonra kişinin kendi çalışmasıyla ve tekrar kişinin kendi hareket ekseniyle bütün omurları ta kuyruk sokumundan C1 atlasa kadar yerine oturtmaya başlıyoruz. Vesile oluyoruz. Arkasından da Rudolf Breuss dediğimiz hem çok önemli bir meridyen ama sadece meridyen masajı değil, çok ciddi bir sırt masajını yapıyoruz. Bunu tamamlayıcı olarak ve dolayısıyla muhteşem bir 2 kez kronik rahatsızlıklarda maksimum 3 kere çalışmadan sonra vereceğim 2-3 hareketle kişi ömür boyu bize bağlı kalmadan sağlıklı yaşamını sürdürebiliyor. Peki efendim, migrenden bahsettiniz. Evet. Migren çağımızın vebası gibi. Aynen. Hemen herkesin yaşadığı çok şiddetli bir baş ağrısı. Bu denge bozukluğu nasıl oluyor da migreni doğuruyor? Tabii şimdi burada şunu görmemiz gerekiyor. Omurga doğru çalışmıyor. Omurga düz değil. Ve dolayısıyla kan doğru akamıyor. Enerji doğru olarak akamıyor. Çünkü bir enerjiyiz, bir frekansız. Doğru bir sirkülasyon olmadığı zaman oksijen rahat gitmiyor ve bu şekilde. Tabii birçok hastalığın da %80 ruhsal nedenleri var. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Tıp literatürü belki bana kızacak ama maalesef fizik beden ve bir de ruh bedenimiz var bizim. Fizik bedeni dengelediğiniz zaman ruh beden zaten dengelenmiş oluyor. Fizik bedenin dengede olması lazım. Yani bizim dimdik boynumuzun ne çok yukarıda ne çok aşağıda. Yani mesela birçok ayette de belirtir ki çok önemli bir ayetimiz vardır. Yaradan'ın söylemiş olduğu biz sizin göğüs kafesinizi açmadık mı? Yani şu göğüs kafesimizin hep açık olması gerekiyor. Ki biz Dorn terapide bunu çalışıyoruz ama bunu Almanlar
ortaya çıkardığında insanların işte Allah'ın bir mucizesi diyelim bu olaya. Yani Allah zaten her şeyi Kur'an-ı Kerim'de de belirtmiş ama burada önemli olan kişinin omurgasının doğru olarak oturtulması ve oturması gerekiyor. Yani eskilerin deyişiyle biz baston yıkmış gibi mi olmalıyız? Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Peki siz bunun eğitimini nereden aldınız? Bu İstanbul'da bu işin uzmanı olan çok önemli bir insan, yani artık bir bayan var. O bayanla çalışarak aldık ama o da tabii lisanslı. Kendisi bu Almanlardan eğitimini aldığı için ben de eğitimini ondan aldım. Peki doğum terapiyle 3 seansta hastalıklar... Yani tabii şöyle, evet, kronik vakalarda 3 seans böyle düzgün çalışıldığı süreç içerisinde bundan sonra kişinin bize hiç ama hiç ihtiyacı yok. Benim öğreteceğim, bizim öğreteceğimiz belirli hareketler var. Maksimum sabah akşam 5'er 10 dakikanızı alır. Siz ne kadardır bu işle uğraşıyorsunuz? Ben bu işi 1,5 sene, 1 senedir yapıyorum. Dorn terapiyi 1 senedir yapıyorum. Ama onun öncesinde... Tabii kendi mesleğimi yapıyordum. Kendi mesleğimi yapıyordum. Cevapladığınız ve cevaplayamadığınız sorular var. Yani şöyle düşünüyordum, Yani şimdi siz fizik bedeniniz doğru değilse istediğiniz kadar antrenman yapın. Yani leğenlerin yerinde olması lazım. Şimdi mesela ben kişiye baktığım zaman kaşından, gözünden veya belinden, omzundan vücudunun yamukluğunu zaten görebiliyorum. Çünkü leğenler oturmadığı zaman yerine onun iz düşümü zaten bizim yüzümüzde. Biz yukarı kadar hepsini eşitlediğimiz için omurga düzgün, fizik beden doğru. Fizik beden doğru olunca da ruh beden de doğru oluyor. Peki genel anlamda şöyle açarsak bu denge bozukluğu ya da omurga problemleri vücutta ne gibi sorunlar açıyor? Şimdi bir kere her omura bağlı birçok iç organımız var ve meridyenler var. Şimdi organlar rahat, yani kan doğru akmaya başladığı zaman, örneğin işte bel fıtığı atıyorum, boyun fıtığı, boyun düzleşmesi ve bu arada da dizlerde bir takım sıkıntılar. Yani kronik rahatsızlıkların ötesinde fizik beden doğru olmaya başladığında ruh beden de düzeliyor ve fizik bedende de birçok hastalık tedavi olmuş oluyor. Bildiğiniz bilmediğiniz. Peki, teşekkür ederim. Estağfurullah, ben çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere diyorum.